Edirne'de Türkiye ve yurt dışından 8 bando ile birlikte ciğerci esnafının da katılımıyla Cuma günü start verilen 6. Bando ve Ciğer Festivali dün yapılan son gün etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün de ciğer festivalimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Edirne tava ciğeri bildiğiniz gibi aşağı yukarı 100 yılı geçen bir gelenekselliği var. 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda ilk kez Edirne'de ortaya çıkan bir yöntem. Edirne tava ciğerinin pişirilmesi yöntemi ki dünyada başka bir ülkede ve şehirde ciğer bu şekilde temizlenmiyor, hazırlanmıyor, doğranmıyor ve pişirilmiyor. Bu sadece Edirne'ye özgü bir ürün. Yıllar önce Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğimiz Edirne tava ciğerinin marka tescilini yaptı, coğrafi işaretini aldı. Bunun sadece Edirne'ye özgü bir ürün olduğunu kanıtladık ve o günden bu yana sayıları hızla artan ustalarımız Edirne'de her gün daha fazla ciğer satıyor, daha çok talep alıyorlar. Buradan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha seslenmek istiyorum. Edirne tava ciğerinin Edirne dışında yediğiniz hepsi taklit ürünlerdir. Hepsi tescilsiz ürünlerdir. Edirne tava ciğerini yemek istiyorsanız bunu bir tek yiyebileceğiniz yer Edirne'deki ciğercilerimizdir, Edirne'deki esnafımız, dükkanlarımızdır. Bugün de Edirne'deki ciğerci esnafımız 1000 kilogramdan fazla ciğeri ücretsiz olarak halkımıza, gelen misafirlerimize, konuklarımıza dağıtacaklar. Ben önümüzdeki yıl 7. Bando ve Ciğer Festivali'nde tekrar görüşmek üzere herkese hoş geldiniz diyorum dedi. Altıncısını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Bando ve Ciğer Festivalimizin son günü. Esnaf Odaları Birliğimiz, Kültür Turizm Müdürlüğümüz, ciğerci ustalarımız ki ustaların ustası Kazım Usta da yanımızda, Sayın Emin İnan yanımızda, Sayın İrfan Özcan yanımızda. Birazdan hep birlikte Edirne tava ciğerinin nasıl pişirildiğini, nasıl sunulduğunu sembolik olarak bir kez daha göstereceğiz. Hemen ardından da ikinci acı biber yeme yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Festival kapsamında yapılan acı biber yeme yarışmasında 30 adet acı süs biberini yiyen Süleyman Işık birinci oldu. Yarışmada üçüncü olup dereceye giren Bergüzar Çakır cesaretiyle dikkatleri topladı. Biber yeme yarışmasının ardından yaklaşık 1000 kiloya yakın dağıtılan ekmek arası ciğer halk arasında ufak çaplı izdihama neden oldu. Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nde halka ücretsiz olarak yaklaşık 1,5 ton tava ciğer dağıtıldı. Ben mikrofonu yaklaştırıyorum. Başkanım arada çıkıyorlar. Taraçlar Caddesi'nde yürüyen Bando ve Ciğer Korteji, burada gerçekleştirilen biber yeme yarışması ve ciğer dağıtımıyla sona erdi.